Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Yasin Tan. Bugünkü konumuz daha önce görmediğimiz, duymadığımız ilkokul hayatında doğal sayıları gördük, sayma sayılarını gördük, kesileri gördük, tam sayıları gördük. Ama bugünkü konumuz ilk defa duyacağımız bir konu, karekökli ifadeler. Üçüncü ünitemiz olan karekökli ifadelere giriş yapıyoruz. Başlayalım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda neler mi öğreneceğiz? Bir bakalım. Bugün karekökli ifadeleri göreceğiz. Tam kare sayıları göreceğiz. Ve tam kare olmayan sayıları göreceğiz. Tam kare sayıların karekökünü bulmayı ve bunları öğreneceğiz. Bir devam edelim arkadaşlar. Şimdi tabloda görmüş olduğunuz rakamlar, sayılar bazıları beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah şeklinde gösterilmiş. Bu sayılardan bazıları kırmızı, bazıları yeşil. Peki neden? Günlük hayatta kullandığımız bu sayıların, bu rakamların bazı tanımları var. Örneğin 1, 4, 3, 5 gibi sayılar bunlar ve 0 dahil olmak üzere neden kırmızıyla göstermişiz? Ona bakalım. Evet değerli arkadaşlar, bir düşünelim. Biraz önceki tabloda görmüş olduğumuz sayıların bazıları kırmızı, bazıları yeşil renkteydi. Peki neden? Örneğin 0, 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayılar bunlara tam kare sayılar denir. Ve 2, 3, 5, 6, 15, 39, 82 gibi sayılara ise tam kare olmayan sayılar denir. Peki neden? Bir bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar, biz dedik ki bazı sayılar günlük hayatta kullandığımız sayıların tanımı tam kare sayılar, bazıları ise tam kare olmayan sayılar diye tanımlıyoruz. Bir bakalım bu nedeni açıklayalım. Şimdi verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir. Demek ki biz kareköklü ifadeler ile bir sayının tam kare olup olmadığına bakacağız. Görmüş olduğunuz karekök şöyle şu sembolle gösterilir ve kök x sayısı karekök x şeklinde okunabilir. Şu şekilde de görebiliriz arkadaşlar. Karekök x veya kök x şeklinde okunur. Peki negatif bir sayının karekökü alınamaz. Neden alınamaz? Örneğin kök içinde eksi 5 gibi. Çünkü diyor ki negatif bir sayı hiçbir sayının karesi olamaz. Siz üstü sayılarda görmüştük. Bir negatif sayının karesini aldığımızda sonuç neydi? Pozitifti. Onun için diyoruz ki hiçbir sayının karesi negatif olamayacağı için kök içinde negatif bir sayı hiçbir sayının karesi olamayacağı için negatif bir sayının karekökü alınamaz diyoruz. Bir bakalım neymiş bu tam sayılar? Evet, görmüş olduğunuz sayılar ve karekökü vermiş. Örneğin 3 sayısını ele aldığımızda 3 sayısı 3'ün karesi 9 demiş. Karekök 9, 3 diye dışarı çıkmış. Demek ki 9 bir tam karedir. Aynı şekilde 17 sayısının karesine baktığımızda 289, 289'un karekökü 17. Biz burada şunu öğreneceğiz. Bir sayı karekökünü aldığımızda kök dışına çıkıyorsa o zaman o sayı tam kare sayıdır. Örneğin 25 sayısının karesi 25'tir. 25'in karekökü görmüş olduğunuz 5'tir. O zaman 25 sayısı bir tam karedir. Aynı şekilde 8'in karesi 64. 64 sayısının karekökü 8 diye dışarı çıkar ve 64 sayısı bir tam karedir diyoruz. Burada unutamayacağımız çok önemli bir nokta var. 0 bir tam karedir, 1 de bir tam karedir. Bunlar önemli değerli arkadaşlar. Çünkü daha çok karşımıza bunlar çıkıyor. 0'ın ve 1'in de bir tam sayı olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, bir bakalım. Bu tam kare sayılarla ilgili ne tür sorular karşımıza çıkıyor? Diyor ki hangisi bir tam kare sayı değildir? Biz ne dedik? Kareköklü bir ifade bir sayının karesi olup olmadığı hakkında bize bilgi verir. Burada görmüş olduğunuz bir sayısı. Bir sayısı tam kare değil mi? Evet. Yani şu şekilde siz bir sayısını yazdığınızda biz diyorduk ki bu birdir ve bir tam kare sayıdır diyoruz. Peki 36 sayısına baktığımızda 36 sayısını siz kök içinde yazdığınızda 6 diye çıkıyor. O zaman burada 36 da bir tam kare sayıdır. Tam kare sayıları siz kök içine aldığınızda eğer kök dışına çıkarsa bir tam kare sayı diyoruz. Peki 98'e bakalım. 98 sayısı kök içinde. Bu şekilde siz sayıları kök içine aldığınızda dışa çıkıyorsa
Tam karede. Bakın 98 sayısı herhangi iki sayının kendisiyle çarpımı olmadığı için bu şekilde bırakalım. Peki 100'e gelelim. 100 sayısını ele aldığımızda bu da 10 sayısının karesi olduğu için 10 diye çıkar. Demek ki 100 sayısı bir tam karedir. Hangi sayının karesidir? 10'un karesidir. Bakın 1'in karesi 36, 6'nın karesiydi. 100 ise 10'un karesi ama 98 veya 98 sayısı bir tam kare değildir. Onun için kök dışına çıkamayacağı için bizim cevabımız ne olacak? 98 olacak. Yani 98 sayısı tam kare değildir diyoruz. Nasıl bulduk? Tam kare sayılarda kare kök içine aldığınızda eğer kök dışına çıkarsa o zaman bu tam kare sayıdır. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada görmüş olduğunuz sayılardan kaç tanesi bir tam kare sayıdır? Tam kare sayı dediğimiz gibi kök içine aldığımızda eğer kendisiyle çarpımı kare şeklinde yazdığımızda ve kök dışına çıkıyorsa bir tam karedir arkadaşlar. Bakalım kaç tanesinin tam kare sayı olduğunu sormuş. Şimdi 0 bir tam kareydi onu söylemiştik. O zaman 0'ı aldık. Peki bir tam kare mi? Evet değerli arkadaşlar. 1'in karesi şeklinde yazdığımızda sonuç 1'dir. O zaman bir tam karedir. Peki 4 tam kare mi? 4 de tam kare çünkü 4 2 çarpı 2 yani kendisiyle çarpımıdır. O zaman 4 tam karedir. Peki 36 tam kare mi? 36 biraz önce yapmış olduğumuz örnekteki gibi 6 çarpı 6 yani 6'nın karesidir. O zaman 36 tam karedir. Peki 148'e baktığımızda 148 sayısı bir tam kare mi? Hayır değerli arkadaşlar. 148 kendisiyle yani şöyle x çarpı x diye yazdığımızda x karedir ya. Yani 48 sayısını elde etmemiz için kendisiyle çarpacağımız sayı yok. O zaman 148 bir tam kare değil. Peki 400 sayısı bir tam kare mi? Bir bakalım. 400 sayısı siz şu şekilde yazdığınızda kök içinde 400 yazdığınızda bu 20'nin karesi şeklinde bu da 27 diye çıktığı için 400 sayısı bir tam karedir diyoruz. Yani siz o sayıyı herhangi bir sayıyı kök içine alıyorsunuz. Kök dışına çıkarsa bir tam karedir diyoruz. Peki 625 çıkıyor mu? 625'i şöyle gösterelim. 625'i siz şu şekilde gösterdiğinizde 625 25'in karesidir. 25'in karesi olduğu için şu şekilde 25'in karesi bu da 25 diye çıkar. Çünkü 25 bir tam kareydi. O zaman 625'i de alıyorum. Peki 895. Şimdi buradaki en büyük mantıklardan birisi de şudur. En önemli mantık siz o sayıları kare kök içine alıyorsunuz. Örneğin 895 hemen kök içine alıyorum. 895 tam kare olup olmadığına karar vereceğim. Tam kare ise kök dışına çıkacak. Değilse içinde kalacak. Şimdi bakın 895 kendisiyle iki tane sayının çarpımı şekilde yani ben şu şekilde yazamadığım için kök içini bu şekilde yazamadığım için o zaman 895 bir tam kare değildir. Tam kare değil dedik. Peki bunlardan kaç tanesi tam kare oldu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunlardan 6 tane tam kare sayıdır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kare kökü bir doğal sayıya eşit değildir diyor. Yani diyor ki siz bir tane sayıyı kare kök içine alacaksınız. Sonuç bir doğal sayıya eşit olmayacak. Yani o sayı tam kare olmayacak. Nasıl mı? Şöyle. Bakın siz şu şekilde bir sayı aldınız. Eğer bu sayı kök dışına çıkarsa yani x olursa bir doğal sayıdır ve bir tam sayıdır. Demek ki bir sayının kökün dışına çıkıp doğal sayı olabilmesinin tek şartı o sayının tam kare olması lazım. Bakalım 49 sayısına baktığımda 49 sayısını nasıl yazabilirim? Şu şekilde 7'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bu da 7 diye çıkar. O zaman bu bir doğal sayıya eşittir. Çünkü 49 bir tam karedir diyoruz. Peki 100 sayısına bakalım. 100 sayısı ise 10'un karesi şeklinde yazabilirim. Bu da 10 diye çıkar. Çünkü 10'un karesi 100'dür. Karekök 100 10'dur. Bu da bir tam sayıya eşittir veya bir doğal sayıya eşittir diyoruz. Peki burada 199'a bakalım. 199 sayısını ben karekök içine aldım. Çünkü diyor ki karekökü bir doğal sayıya eşit olacak diyor. 199 sayısı bakın bu sayı herhangi bir tane sayının karesi olmadığı için o zaman bir doğal sayıya eşit değildir diyoruz.
O zaman C şıkkı olmaz dedik. Peki D şıkkına bakalım. D şıkkı oluyor mu? 225. Şimdi 225 sayısının bir tam doğal sayıya eşit olduğunu, karekökünün bir doğal sayıya eşit olduğunu nasıl anlayacağım? Ben sayıyı alıp şöyle karekök içine yazacağım. Peki ben bunu karekök içine yazdığımda 225 şu şekilde kaçtır arkadaşlar? 15'in karesi olduğunu biliyorum ve 15 diye çıkar arkadaşlar. Demek ki 225 de bir tam karedir ve karekökü bir doğal sayıya eşittir diyoruz. Peki şurada görmüş olduğunuz 7 sayısını ya da 49 sayısını başka nasıl yapabilirim? Şu şekilde yapabilirsiniz. Şuraya ufak bir not düşürelim. Şuraya diyelim ki şöyle ufak bir not. Soru şöyle. 49 sayısının kök düşüğü nasıl çıkaracağımızı şöyle de gösterebiliriz. Bakın 49 sayısını yazdığımızda asal çarpan algoritması şeklinde yazacağım. Ve bakın 49 2'ye asal sayısına bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünüyor. O zaman 7 yazıyorum. Bakın 7 yazdığımda 49'u 7'ye böldüm, 7 çıktı. Tekrar 7'ye böldüm, 1. Bakın siz bu sayıyı karekök içine yazarsanız şöyle 7 çarpı 7 olur. Bu da ne demek oluyor? 7'nin karesi o da 7 diye çıkar. Siz de size verilen sayıyı asal çarpan algoritmasına bölerek o şekilde karekök içinde yazdığınızda zaten kendisiyle çarpımıysa karekök dışına çıkar ve bir doğal sayıya eşit olur diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet, diyor ki yukarıdaki şekilde alanları 25 metrekare, 16 metrekare, 9 metrekare ve 4 metrekare olan karelerin köşeleri uç uca eklenmiştir. Şöyle görmüş olduğunuz. Diyor ki buna göre karelerin köşelerinde bulunan A noktasından B noktasına kenarlar kullanılarak gidilen en kısa uzaklık kaç metredir? Şimdi şöyle. Diyor ki alanı 25 metrekare vermiş. Hangi sayının karesi 25'ti? Tabii ki 5. O zaman 25 bir tam karedir. Ben şuraya 5 metre yazdım. Kare olduğu için hepsi birbirine eşit. Aynı şekilde şöyle diyelim. 16 hangi sayının karesiydi? Tabii ki 4'ün. O zaman bir kenar uzunluğu 4. 4 metre yazalım şöyle. Peki hangi sayının karesi 9'du? Tabii ki 3. Çünkü 9 tam karedir. O zaman buraya 3 metre yazdım. Aynı şekilde hangi sayının karesi 4'tü? Veya 4 hangi sayının karesiydi? 2'nin. O zaman şurası da 2 metre. Şimdi diyor ki siz A noktasından B noktasına en kısa yol. Şimdi siz şöyle diyelim ki bu yolu kullandınız. Bakın şuradan geldiniz, şuraya gittiniz, şöyle. Bu yolları kullandınız, şöyle. Bakın ne oldu? Çok uzun oldu değil mi? Çok uzun oldu. Siz bu yolu kullandınız, çok uzun oldu. O zaman biz ne yapabiliriz? Kısa yolu bizden istiyor ya, en kısa yol. Şöyle yapabiliriz. A noktasından şöyle gösterdiğimizde. Bakın şurası 4, şurası 3 daha, burası 7 metre. Şurası 4, şurası 3, 7 metre oldu. Peki, bakın 5 burada, 7 burada, 2 burada. Uzunluk ne kadar oldu? Benden zaten şuradaki uzunluğu istiyor. Kaç oldu? 5, 12, 14 diyoruz. Cevabımız 14 A şıkkı diyoruz. Nasıl yaptık? Bakın bir kare var. Karenin alanı 25 metre kare ise demek ki bir kenarı 5'tir. Çünkü 25 bir tam karedir. O zaman o kenar uzunluğu 5'tir diyoruz. Aynı şekilde alanı 16 metre kare ise bir kenarı 4 metre. 9'dan 3, 4'ten de 2'ye bulduk. Ve en kısa yol, bakın şu çok uzundur. Aynı şekilde siz buradan da giderseniz yine uzun olur. Ama en kısa şuradan birleştirdiğinizde en kısa olur diyoruz. Devam edelim. Şimdi buraya kadar tam kare sayıları gördük. Peki bir tam kare sayı değil de bir tam kare sayı olmayan bir sayı karşımıza çıktı. Ne yapacağız? Diyor ki tam kare olmayan sayıların kare köklerinin hangi sayılar arasında olduğunu bulmak için ne yapacağız? Verilen sayıdan en büyük, en küçük tam kare sayıyla. Örneğin bize bir tane sayı verdi. Dedi ki A sayısı, kare kök A sayısı bir tam kare değil. Ama hangi iki sayı arasında olduğunu bulabilirim. Nasıl mı? Bu sayıdan büyük, şöyle burası B olsun, şurası da C. Mantık şu, benden karekök A sayısını istiyor. Hangi iki sayı arasında olduğunu soruyorsa, ben karekökten şu A sayısından büyük, yani küçük olacak, en büyük, yani şurada büyüktür ya, büyük ve en küçük tam kare sayı seçeceğim. Aynı şekilde bundan küçük en büyük bir tam kare seçeceğim. Devam edelim, bir bakalım nasıl yapacağız. Evet, karekök 56 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Nasıl yapacaktım? Önce karekök 56 yazacağım. Şöyle yazdım.
Şimdi bakıyorum. Karekök 56'dan. Büyük en küçük tam kare seçeceğim. Şimdi 56, 57 olamaz. Karekök 58 olamaz. Karekök 59 olamaz. Karekök 64 olur. Niye? 8'in karesidir. O zaman ben buraya 64 yazıyorum. Niye 64 yazıyorum? Çünkü kök karekök 56'dan. Büyük en küçük sayı karekök 64'tür. Aynı şekilde karekök 56'dan küçük en büyük karekök sayısı da 49'dur. Çünkü tam karedir diyoruz. Yani ben bu sayının iki tam kare sayı arasına getireceğim ve sayılarımı seçeceğim. Bakın burası 7 olur. Karekök 56 aynı şekilde. Burası da 8 olur. Yani bizim sayımız şöyle görmüş olduğunuz 7 ile 8 arasında diyoruz. Nasıl yaptık? Bir daha çözelim arkadaşlar. Siz önce sayınızı seçiyorsunuz. Ondan büyük en küçük tam, yani şu sayıdan büyük en küçük tam kare seçiyorsunuz. Aynı şekilde ondan küçük en büyük tam kare seçiyorsunuz. Dersin başında size göstermiş olduğum tabloyu düşündüğünüzde örneğin 37 mi? 37 o zaman karekök 36 ile karekök 49 arasında gibi düşünün. O şekilde daha kolay olur. O zaman bizim cevabımız 7 ile 8 arasında diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kullanılmaktadır. Yani bir tane tam sayı ise onu seçiyorsunuz, değilse ona en yakın kare sayı seçiyorsunuz. Bakın bu kelimedeki harfe sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp bulunan kodları yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlamış olur. Örneğin birinci harf, bakın A harfi demiş, karekök 1, 1 diye çıkmış. Niye? 1 tam kareydi. L harfi 15, 15. harf karekök 15, en yakın olduğu tam sayı 4'tür. Niye? Karekök 15 tam kare olmadığı için köksüne çıkamıyor. Ona en yakın kaç? 16, yani 4 diye göstermiş. Peki, örneğin 12. harf. 12. harfe baktığımızda I'dır. Karekök 12 tam kare olmadığı için ona en yakın karekök 9, yani 3 sayısını almış. Peki benden ne istiyor? Şurada Ahmet isminin kodunu istiyor. A neydi arkadaşlar? A birinci. 1'i yazdığımda, bakın A için 1'i yazdığımda ne olur? 1 diye çıktı. Çok güzel. Peki H harfine baktığımda H harfi nerede? Burada. Bakın karekök 10. Şöyle H yazayım. Karekök 10. Şimdi karekök 10 tam kare olmadığı için ona en yakın tam kare seçiyorum. En yakın kaç var? Bakın H harfi 9 var. O zaman ben buna ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Niye 3 diyeceğim? En yakın 9'dur. O da 3 diye çıktı. Peki M harfine baktığımda. Bakın M 16. Zaten M karekök 16 direktmen 4 çıktı. 16 bir tam karedir. Devam ediyorum. E harfine geldim. Bakın E harfine geldiğimde karekök 6. Hemen yazıyorum. Karekök 6 sayısı bir tam kare olmadığı için en yakın hangisine yakın? Bakın 6 en yakın, bir 4 var, bir de 9 var. Tabii ki karekök 4'te daha yakın. O zaman bunun sonucu 2 diye yazıyorum. Peki T harfine bakalım. T harfine geldiğimde ise karekök 24. Hemen yazıyorum. T harfi karekök 24'tür. Ama karekök 24 tam kare olmadığı için ona en yakın tam kare seçiyorum. O da karekök 25, 5 diye çıktı. Demek ki benim kodum ne olacak? Bakın A 1'dir, H 3'tür, M 4'tür, E 2 ve T de 5'tir. Yani benden istediği kod 13.425. Nasıl yaptık? Burada görmüş olduğunuz rakamlar, yani H, örneğin H harfine kök 10 düşmüş. Kök 10 veya karekök 10 tam kare olmadığı için ona en yakın tam kare seçtik ve soru çözdük. Devam edelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, tıbbın şaşıracağı kadar sağlık, tarihin yazamayacağı kadar başarı sizin olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.